Cap canlı bir cilt için evde C vitamini serumu yapıyoruz arkadaşlar. 2 tane C vitamini tabletini al, bir kaba koy ve bunu toz haline getir. Bir güzel eziyoruz. Özellikle hücreleri yenileyeceğiz. Cildimizi sıkılaştıracağız. Lekeler var ya yüzümüzde, güneşten kalan, yaş ilerledikçe çıkan o koyu lekeleri açacağız. Pigmentasyon probleminden kurtulacağız. Cildimiz şöyle canlı, ışıl ışıl, dinamik olsun istiyorsak hemen şu C vitamini serumunu deneyin lütfen. Birkaç dakikada hazır. Toz haline getirdiğim 2 adet C vitamini tabletinin üzerine şimdi gül suyu ilave edebilirsiniz. Eğer gül suyu yok diyorsanız normal içme suyu ilave edebilirsiniz ama bence kesinlikle gül suyuyla yapmak çok daha etkili oluyor. Antioksidan ve antiinflamatör özellikleri sayesinde cildinizi çok güzel temizliyor. Gözenekleri çok güzel sıkılaştırıyor. Bir de misler gibi kokuyor. Üzerine biraz gül suyu ilavesi yaptım. Ben kıvamına göre tekrardan gül suyu ilavesi yapacağım. Böyle doğal güzel gül suyu bulabiliyorsanız çok daha etkili, güzel olacaktır tarifiniz. Şimdi tableti gül suyunda iyice çözdürüyorum. Üzerine 1 yemek kaşığı daha ekleyeceğim. Sonrasında biraz daha gül suyu ilavesi yapabilirsiniz arkadaşlar. Çok fazla ölçülerde yapmıyorum. Çünkü C vitamini özelliğini kaybedebilecek bir ürün havayla temas ettiğinde. O yüzden böyle bir haftalık yetecek kadar yapın. Azar azar hemen 2 tane tableti çözdür. Gül suyunda birkaç küçük ekleme daha yapacağız tabii. Ve tarifini hazır hale getir. Böyle çok büyük şişelerde yapmayın. Üzerine biraz daha gül suyu döküyorum. O kıvamı siz kendiniz ayarlayabilirsiniz. Toplam 3 yemek kaşığı gül suyu yeterli olacaktır. Şimdi bunun kapağını bir kapatalım. Bir güzel şöyle bir sallayalım. Tüm ürün birbiriyle geçiş yapsın, karışsın bir güzel. Sadece bu kullanıma hazır. Kesinlikle sadece bunu kullanabilirsiniz. Ama ben biraz etkiyi artırmak, biraz daha yumuşatmak istiyorum. Gliserin ilavesi yapacağım. Şöyle bir tatlı kaşığına yakında gliserin ilavesi yapabilirsiniz. Eczanelerden, aktarlardan, online satış yapan sitelerden çok uygun fiyata gliserin bulundurabilirsiniz. Kremlerde, maskelerde, böyle losyonlarda, tariflerde çok etkili oluyor. Özellikle kırışıklık açmada ve leke gidermede. Böyle benim favori ürünlerimden bir tanesidir gliserin. Bu şişede hatta bitti. Ben hemen yenisini sipariş ettim. Yaklaşık bir tatlı kaşığı gliserin ilavesi yaptıktan sonra artık C vitamini serumumuz çok daha güzel hale gelmiş oluyor. Üzüm çekirdeği yağı veya at kestanesi yağı eklerseniz bir de kırışıklıkları çok güzel tedavi edebilirsiniz. Ben biraz da kırışıklıkları gidermesi, cildime elastikiyet kazandırması için at kestanesi yağından ilave ediyorum. 1 çay kaşığı kadar da at kestanesi yağından bu güzel C vitamini serumunun içerisine ilave ediyorum. Dilerseniz üzüm çekirdeği yağı, kayısı çekirdeği yağı veya kantaron yağı birkaç damla ilave edebilirsiniz. Şimdi kapağını kapatalım. Bir güzel çarkalayalım. C vitamini serumumuzu hazır hale getirdik. Oldukça güzel, etkili, çok kuvvetli, çok tedavi edici, cilt lekelerini giderici bir serum elde etmiş olduk. İşte bu kadar. Dilediğimiz an kullanabiliriz. Özellikle akşam temiz cildinize böyle bir damlalık yardımıyla uygulama yapmak çok daha pratik ve hijyenik olacaktır. Birkaç damla alacağız. Şöyle cildimize bir güzel süreceğiz. Masajımızı yapacağız. Cilt onu çok hızlı bir şekilde emiyor. Ve çok güzel bir ışıltı kazandırmış oluyorsunuz cildinize. Her akşam yatmadan önce temiz cildinize bunu böyle bir güzel sürün ve yedirin. Cildiniz bir haftada ışıl ışıl taptaze olacak. İlk kullanımdan itibaren etkilerini görebileceksiniz. Şimdi bunu cildimize uygulayalım. Her kullanım öncesi şöyle bir çalkalıyorum. Çünkü C vitamini tabletini ezmiştik biliyorsunuz. Onun tanecikleri kalabilir. Bir güzel çalkalayalım. Sonra damlalıkla tüm yüzümüze uygulayalım. Özellikle dudak kenarındaki sarkmalar, kırışıklıklar, boyundaki çizgiler, alındaki çizgiler için çok onarıcı, tedavi edici bir C vitamini serumu yapmış olduk. Böyle masaj uygulamasıyla beraber cildimizin emmesini bir güzel sağlayalım. Göz altlarınıza da gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Özellikle göz altında morluklar varsa, koyu renk halkalar varsa, çizgiler, kırışıklıklar varsa onu kısa sürede böyle güzel, basit bir yöntemle onarabilirsiniz. Bolca sürün. Dediğim gibi az ölçülerde yapın. Etkisi azalmadan böyle birer haftalık uygulamalarla kendinizi çok daha güzel, ışıltılı, canlı, genç hale getirebilirsiniz. Göz altlarına sürdükten sonra şöyle bir tıpışlayın, masaj yapın. Resmen o alında botoks yapmışsınız gibi gerilmeleri göreceksiniz. Kendinizi çok daha güzel hissedeceksiniz. Şimdi C vitamini serumunu yaptık. Kapağını kapatalım. Böyle sevgiyle kendimizi bir güzel güzelleştirelim. Bunu bir kenara alalım. Bunu yapmadan önce bir adım daha yapmak isterseniz pirinçle çok güzel cilt rengini açacak bir tedavi yapabilirsiniz. Özellikle bunu uygular sonra C vitamini serumunu yaparsanız çok daha güzel olur. 1 yemek kaşığı pirinci 1 fincan suda birkaç saat bekletiyorum. Sonra öğütücüye, karıştırıcıya alıyorum. Bunun sütünü elde ediyorum. Pirinç sütüyle cildinizi çok daha canlı, parlak, aydınlık, güzel bir hale getirebilirsiniz. Bir pamuk yardımıyla hazırladığım pirinç sütüyle cildimi siliyorum, temizliyorum. 20 dakika bekletiyorum bunu cildimde. 20 dakika beklettikten sonra yüzünüzü yıkayabilirsiniz. Böyle bir şişeye koyarsanız, aktarım yaparsanız uygulamak çok daha pratik olacaktır. El bakımınızı yapmayı da lütfen ihmal etmeyin. Pamuğun aynı yüzünü kullanmamaya özen gösterin. Çift taraflı kullanabilirsiniz. O lekeleri daha fazla, o kiri, pisi cildinize yaymamaya özen gösterin. Şimdi akşam yüzümü yıkadım. Bu hazırladığım pirinç sütüyle cildimi bir güzel temizliyorum, aydınlatıyorum. Cilt rengini çok güzel açıyor. Ben pirinçli tarifleri çok severek, çok fayda görerek kullanıyorum. Bakın tek bir ürün kullandım. Pirinç. Sadece 1 yemek kaşığı pirinçle cildinizi her akşam şöyle bir temizleyin. Şöyle bir farkı görün. Çok beğeneceksiniz. Özellikle pirinç sütünü hazırla, yüzünü yıka, temizle. Sonra elindeki lekeler, yüzündeki kırışıklıklar, güneş lekeleri, o pigmentasyon problemleri gitsin. Sonra üzerine de o güzel C vitamini serumunu uygulayın. Şöyle porselen gibi aydınlık, güzel bir cilde geçin. Umarım kullanır ve çok güzel sonuçlar alırsınız. Buraya birkaç video daha bırakıyorum. İzlemediyseniz lütfen onları da izleyin. Kanalıma, Hobifun YouTube kanalına abone olursanız da çok mutlu olurum. Bir de kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla. Bay bay.